Sokağa çıkmayan çocuk miyopi oluyor, böylece güneşin gözler için de faydalı olan D vitamininden faydalanamıyor. Sonunda da gözlük de kaçınılmaz hale geliyor çocuklar için. Ama sadece vitamin D eksikliğinde de gerçekten miyopi oranlarında artış olduğunu biliyoruz son yıllarda. Evde oyun oynayan çocuk gününü dört duvar arasında geçiriyor. Güneşin faydalı vitaminlerini alamayan minikler küçük yaşta miyop oluyor. Yeni neslin oyun alanı artık evler. Yoğun okul programı, trafik, çevre kirliliği, bazen de sokakların tehlikeli olduğunu düşünen aileler. Tüm bu nedenler çocukları sokak oyunlarından uzaklaştırdı. Uzaklaştırırken de onları güneşin faydalarından mahrum bıraktı. Gözlerini tehlikeye attı. Güneş görmenin öncelikle vücudun vitamin D sentezi yapması için gerekli olduğunu biliyoruz. Ve vitamin D vücutta birçok yerde olduğu gibi göz sağlığında da çok önemli bir role sahip. Miyopi uzağa görememe sorunu. Göz odak noktası yakına odaklanıyor. Böylece uzak noktalar net olarak görülemiyor. Bu şekilde göz sıkıntısı çeken bir çocuğa siz gerçekten kitap okutup ders çalıştıramazsınız. İstemezler bunu çünkü. Bunun yanında eğer çocuk miyopsa zaten uzağa göremez, tahtayı göremez. Güneşin insana, özellikle çocuklara faydası D vitamini. Aşırıya kaçılmadığı takdirde D vitamini göz hastalığı olan miyopinin oluşumunu engelleyen dopamini harekete geçiriyor. Gözde, korneada, saydam tabakada bazı savunma mekanizmalarına da destek oluyor vitamin D. Tüm bunlardan dolayı çocukların ve hatta hepimizin, tabii ki daha önemli olarak çocukların düzgün ve yeterli vitamin D seviyesine sahip olmaları gerekir ve bu yüzden de iyi güneş almaları gerekir. Miyopi riski özellikle büyüme dönemindeki çocuklarda var. Ve özellikle çocukluk yıllarında bunun olması, çocuk ergen yaşa girerken miyopi riski zaten artıyor. Çocuğun boyu uzarken de miyopi riski yükseliyor. İkisinin bir arada olması çocuğun miyop kalma ve miyop gelişme riskini elbette yükseltiyor. Uzmanların tavsiyesi hem çocukların biraz eğlenmesi hem de gözlerini koruması için sokağa çıkmaları. Hava aydınlıkken dışarıdaki aktiviteler, hava karardığında bilgisayar ve televizyon.